Yaşadığımız kadar romantik olduk. Evet. Evet. Gezi durumları var ya. Aynen ya, bence blok alanları falan da çok 10 kilometre yapıyor. İleriye koyuyor, geri yürüyor. Sonra yavaş yavaş yürümeye başlıyor. Ondan yapacağız. Mekana gideceğiz mesela, cin kokteyline. Ben bir yer bulacağım, ona göre oturacağız. Koyacağım. Koyacağım böyle, aynı böyle işte. Biz de karşısında olacağız işte. Aynen. Elite çek bakayım oğlum dersin. Az bir çek bakayım oğlum. Biz de şimdi şurada burger yeseydik. Zaten switch sesi geliyor yandan da. Milletin giyinişe miyinişe mekana bak. Herifin gidişe bak şimdi. Bak. Arkada çanta, altta eş olma. Ne yapsın çocuk, gayet güzel giyiniyor. Sanki bir... Öpüştük mü? Şöyle bir vlog çekerler misin? Arkadaşlar merhaba, bağışırızın çağırdı. Sanki de iyiyim çorabı. Bence kombinin renkleri bak, bakıyorum da iyi, kötü değil. Evet. Şu çorap beni mahvetti. Bir de ben hiç Alexander McQueen'i sevmem. Niye sevmezsin? Çünkü böyle hani... Nargile çiçeği. Nargile çiçeği hem bir de çok fazla çakması var ya. Ben çakma mıdır bu arada? Bana öyle diyor muydun lan, çakma giydim diye? Kesin dedim sana. Niye sen de alıyorsun çakma? Ne bağırıyormuş be? Korktum. Çok kötü bir bağırış. Ya yapma. Burası öyle bir yer değil. Geldik. Hoş geldik. Biraz da oteli gösterelim. Bu otel, bu otel. Burası otelimizin Crown Hotel Zion. Neredesiniz orası? Selamünaleyküm. Kapatayım da flörtlerim gözükmesin. Bu konsept çok iyi olmuş. Böyle maç şeyleri. Ne denir buna kız? Saha teli. Wow. Güzel. Bakayım. Oo, iyi sekiyor ha. Test çekelim. Çok güzel. Oynama yeri falan vardı. Böyle dinlenme. Genelde mağazalarda, büyük mağazalarda böyle bir olay var. Game is life. Gel 2 ve 2 teklif ederim ayakkabısına. Ayakkabısına. Dur bakalım. Kombin. Ya aslında bunu hiç giymek istemiyordum. Ne alakam, uydurdum çantayla falan. Keşke bavul getirseydim de. Bu da çok tatlıymış. Üşeniyorsun değil mi? Üşeniyorum. Bir tane uyduruk bavulu al yani. Kaç? Tarih ne yazıyor? 10. Oha, bir anda konu o kadar çok değişti ki bir anda dans ediyorduk ve bir anda tarih ve ürüne geldik. Oha! Bunu aldım. Kemal güzel. Çok güzel. Vallahi güzel ve kırmızı senin rengin. Diyor 200 liraya bu kadar kaliteli bir şeye sahip olmak beni çıldırttı. Oğlum saçı bir anda nasıl uzayacak zaten? Altınlar. Ekran açılınca böyle vay her an. Kapalıyken sus. Benim en sevdiğim alana geldik. Peynir. Ooo, dip soslar. Peki ya buranın dip sosu mükemmelse? Bu kesinlikle denenmeli. Efendim? Çok güzel şeyler var. Aşkım evet. Bakalım heyecanlanacak mısın benim gibi? Peynir şeyleri işte bak. Böyle delikli mi kesiyor? Hayır işte parmesan ya. Mesela bu da buradan delikli kesiyor. Böyle ince ince kesiyor falan. Çok iyi bu arada. Evet çok. Uzunsuz geldim. Oyun lan çok iyi. Oğlum sen nasıl sevmezsin? Sen böyle şeyleri çok seversin. Peynir tabağını koyacağım böyle. Ben peynir kesmeyi sevmem. Şarap gecesi yaparız oğlum. Evet. Bak bu işte bak. Gold. Dedim tam sen. Kaç para bu? 18 euro falan. 18 euro var ya, peynirin kentinden gel. Almanya peyniri değil mi lan? Hollanda. Oğlum. İyi diyebiliyorum buralarında peyniri ya. Yakın zaten falan diyormuşum. Peki bu brand'ım. Peki burası designer marka designer gibi mi? Evet. Bakalım. Designer. Seversin. Ne o hareketlerinizi?
Kızlar kayıyor. Kızlara bak. Ben daha fazla bekliyorum. Evet. 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 Mehmet gidiyor. Gidiyor çok komik. Çok pahalı değil mi? Kaç. Bak alırım ha. Peki 250 euro ama canımı da sıkmayın, alırım. Alırım. Düz. Nargileci erkekler gibi. Ortasında. Hanımı bekliyorum. North Face, montu. Kız ben bir şey anlamıyorum. Burası benim tarzım değil ki. Aa okey. Sonra odası. Ben de hiç lüks hissetmiyorum. Aradığım tişörtü de bulmuş oldum. 100 euro olan tişörte bakalım. Yani, buradaki en lüks şey benmişim gibi hissediyorum. Kaç bir tişört bir ceket alıyorum şu an. Kaç para? Şöyle benim. Oo güzel duruyor. Çok tatlı ya. Gold yapmışlar evde. Şimdi bak gözünü seveyim. Gideceksin markaya 500 euro vereceksin, 400 euro vereceksin, 1000 euro vereceksin. Önünde logosu olmayacak. Kimse bir şey anlamayacak ondan. Onu o asıl zaman normal zenginler. O da alkol eşi. Hayır, onu asıl zenginler anlayacak. Yani asıl o mağazaya gidenler, bakanlar anlayacak. Bir de hani Quiet Luxury'de... Yeter artık. İşte şey hani yani o senin dediğin markalardan, yüksek pahalı markalardan giyinip bunu göstermek istemeyenler. Hani gerek yok diyenler. Ne arabaya biniyorlar? Markasız arabaya mı biniyor mesela? Saçmalığa bak ya, böyle bir saçmalık olabilir mi? Mercedes alıp söküyorlar mı logolarını? Böyle bir delilik olabilir mi ya? Sayısalım yani, döverim seni her türlü. Ben de sayısalı bitirdim ve ses mühendisliği bitirdim. 7 kere 8. 4 taneli çarpıp söyle. 10 saniye elinde. Tamam veriyorum sana. Tamam. 11 çarpı 4 çarpı 9 çarpı 6. 11 çarpı 4 çarpı 9 çarpı 6. 1, 2, 3, 10. Ver. 2452. Doğru galiba. 11 çarpı 4 çarpı. Acun abi. 2452 abi. Masa yapayım da sayıları bulayım. Kaç? Yanlış. 376 niye öyle çıktı? Yakın. Oğlum. Ay şu çantanın güzelliğine bakar mısın? Bak sadece buna verilir yani. Aa, bu çok güzel. Ama bir şey diyeceğim. Gerçekten marka tam olarak seni yansıtıyor. Tam ben markam. Tam ben yani. Evet. O olay çok iyi işte. Ya bu sokak senin alışverişin iyiymiş ama. Giriyorsun bakıyorsun. Bir şey diyeceğim. Aldım, Berlin'de gördüğün en güzel sokaklardan biri bu arada. Evet, apartmanım da o kadar. Ha? Hadi mi be? Fena ha. Son kez dinlersin ha. Bu aralar dinledim. Bu adamlar EYT'ye zaten. Şu adam EYT'ye yakalandı bak. Gideceğimiz yer. Çok güzel. Aşağı dök, kaşıktan oraya alalım. Yoğunluğunu bozma. Bir çorba oldu bu. Top gibi bir şey büyük ihtimal. Ya üzülme. Olayı bu muymuş? Emin misin böyle bir şey? Oldu bu. Güzel gayet. Cino. Peynir ne kadar servis olacak ki bu işte. Böyle peynir tabağı gibi dolu dolu gelecek zannettim ben. Kaç bir an. 15 euroydu. Gelmedi işte. Berlin'de genel olarak böyle bahçeli bir yerde, böyle geniş alanda, çiçekli böcekli, güzel bir alan, daha önce hiç görmemiştik. Bir de biraz dediğimiz gibi burası böyle daha elit, daha sakin, tatlı bir yer. Ne çok sevdik. Yani kahvaltı yapabileceğiniz işte... Evet. Öğlen gelip çay içebileceğiniz veya bira içebileceğiniz, kokteyl içebileceğiniz, peynir tabağını deneyebileceğiniz. Aynen. Güzel bir atmosfer eşliğinde, kuşların cıvıltısıyla, etraftaki yeşilliklerle. Hoş bir ortam. Güzel betimledin. Burası nerede? Ben her yere Kudam diyorum peki benim bu Berlin'deki her yere. Kudam. Charlottenberg. Ama bu 2. Dünya Savaşı'nda yıkılan kilisenin yanı. Yapmamışlar sonra bilerek. Five Guys çok yakın. Urban Outfitters çok yakın. Bizim APC çok yakın. Yani APC APC'nin hele... yanı bu arada. Aynen APC'nin yanı. Büyük, cool, Botu Garden gibi. Thank you very much. I'm welcome.
tam oldu. Ama bundan yok. Bu ikisinin hayatında acaba var. Çok koyu geldi. Hatta göstereyim. Şöyle. Koyu rengi bile olsa aldım. Çünkü şu... Sen görüyor musun? Bu benim cildimde olmayan bir şey. Ne kullanırsam kullanayım ama. Çok güzel. Önemli bir maç gene. Burayı maçı. Yine geldik Berlin'deyiz. Evet, iki galibiyet aldık. Daha sakiniz bile şu an. Çok heyecanlıydık. Evet. Hem Vitality hem Heretics maçını yendik. Şu anda oyuncular da aslında bir Berlin'e de alıştılar aslında. Hani... Evet. Biz bile alıştık ya. Burası bizim olduğumuz yer. Ben hep Kudam diyorum da tam olarak neresi? Kudam. Kudam'ın çevresi yani. Burası daha böyle sakin. Daha... düzenli. Yine aynı zamanda böyle güzel sanata önem verilen mekanlar var ama burası daha böyle minimalist tarzda ama yine tarz. Daha elit bir yer. Şeyler çok iyi. Ara sokaklardaki böyle random kafeler. Evet. Çok alakasız bir ara sokakta çok güzel bir restorana denk evet. gelebiliyorsun. Hem böyle lezzet açısından da iyi. Böyle detaylı ve çeşitli bir menüsü vardı. Oradan çıkışta da şeye gittik. Bir tane Gin Chilla diye bir bara gittik. İçeride sadece yani ne istediğinizi söylüyorsunuz ve o kişi size ona göre toniğini seçip ciniyle beraber getiriyor bir bar yani. Olan kokteyl değil. Evet. Yani ben de bir kokteyl havasıyla gittiğimiz için bizi beğenmediniz. Evet. Yani çünkü aroması ordu falan. Ben diyorum ki mesela passion fruit'lu istiyorum. Passion fruit'in mango papayalısı var. İşte passion fruit'in şunlusu var bilmem ne. Ya güzel ama tonik yani anladın mı? Çok hafif bir aroması var. Ben o kadar işte mangosunu, passion fruit'ini, işte yok orange'ını konuşunca aklıma bir kokteylemsi bir şey geliyor. Bir tat geliyor onları konuşurken canım çekiyor falan. Sonra gelen şey çok ufak tatlı bir tonik yani. Ama güzel miydi? Güzeldi. Sadece o umutta giderseniz, çok kokteyl havasıyla gitmezseniz mükemmel. Koltukları falan çok güzeldi. Senin şey, dizaynı falan çok iyi. Bar çok güzel olmuş. Evet. Vallahi daha fazla kilo alacak daha kartım kalmadı. House of Small Wonder, wow. Selamlar. Estağfurullah, hissin. Çok güzel ben, değil mi? Belki Berlin'de tam olarak istediğim Avrupa havasını alıyorum ya. Peki bizim farkında olmadan Japon restoranına gelmemiz ve buranın çok güzel olması şu an. Her şeyi yemek istiyorum. Evet, her şeyi yemek istiyorum. All right. It's more than I need to see BBL's weaknesses exploited. I mean, if there's one thing I would like the viewers to pay attention to, it's the attacking side. Period. Yeah, Koi, she's playing very, very deep on this pistol round. That's it, back on the defenders here. I need to stop the defuse. Takımlarım yeniyor. Çok mutluyuz. Takımı, erkek takımı, PUBG takımı. Espresso shot kioskları oluyor Berlin'de. Biz hep bunu görüyoruz. Deneyelim. Ben espresso hiç sevmem. O yüzden... Ha bak şöyle bir şeyler de var. Ne diyorsun ya? Shot zamanı. Ne kadar ödedi? 2,5 euro. 2,5 euro. Bir espresso shot. Evet, bir tane espresso shot. Ama burada farklı şeyler de var. Mesela? Espresso macchiato var mesela, espresso topio var. Aslında böyle çok mantıklı da. Bence de çok mantıklı. Yani aynen. İnsanlar işe giderken falan tık. Aynen, tak tak. Aynen öyle. Sıra olmadan. Sıcak da böyle tak diye dikemem de. Tamam canım, zorlama kendini. Sen de ya kameralar oynayacağım diye. Benim o komik olmayan esprilerimi ne yaptın? Bana diyor ya bir de kameralar oynayacağım. Biz aşkım işin komikliği o. Hani hiç doğru olmayan PPK gibi espri yapmak. Dün Kemal sürekli yanımızdan ayrılıyor diyor ki ay bu da gitti ya. Ama gülerek yapıyor hiç komik de olmuyor. Benim de şu espriler diyor sonra. Devam. Bunu niye sen taşıyorsun? Ya nerede benim? Sen acaba de öyle bir komandoluk olduğun için. Evet. Şey geçelim. Hadi gel geçelim. Ne var? Ağlıyor. Espriler kız.
kız gel araba geliyor.